Futbolun şehirlerinde bu hafta sevgi ve kardeşlik şehri, Evliyalar Diyarı Siirt'teyiz. Siirt dediğimiz zaman tabii ilk akla gelen burada kültürel ve tarihi güzellikler oluyor. Özellikle Tilo'daki çok sayıda türbe her yıl binlerce, on binlerce ziyaretçiyi konuk ediyor. Ve tabii ki Siirt'in yerel lezzetleri, büryan kebabı ve Siirt fıstığı tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada ünlü. Ve futbol. Futbola baktığımız zaman bir dönem Siirt Süper Lig'de takımı olan bir şehirdi ve Süper Lig'de mücadele ediyordu. Oradan sonra bir çöküş yaşadılar ama tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyorlar. Şimdi Siirt İl Özel İdare 3. Lig'de mücadele ediyor ve daha üst ligleri hedefliyorlar. Buradaki futbol sevgisini, futbol aşkını da konuşacağız. Siirt'te gezilecek, görülecek yerleri hep birlikte tanımaya, gezmeye başlayalım. Güzel, güneşli bir kış gününde geldik. Aslında şu anda içinde bulunduğumuz Aralık ayına göre çok güzel bir gün. Üzerimizde mont bile yok. O zaman hava güzel, her şey güzel. Biz de Siirt'i gezmeye başlayalım. Siirt'te Tillo'da cam terasın üstündeyiz. Altımızda Botan Vadisi ve Botan Çayı var. Burada iki tane de baraj bulunuyor. Alkumlu ve Kirazlı barajları. Buraya geldiğiniz zaman doğanın tüm güzelliğini bu cam terastan seyredebiliyorsunuz. Ve Botan Vadisi'ne bakabiliyorsunuz. Ama çok yüksek, onu öncelikle söyleyeyim. Yükseklik korkusu olanlar benim gibi çok da fazla ilerleyemiyorlar. Ama öyle bir korkunuz yoksa gelip bu doyumsuz güzelliği burada seyredebilirsiniz. Siirt'te, Tillo'da astronomi ve ilim alanında geçmişte çok önemli alimler yetişmiş. Onların yaptığı güneş hadisesi de günümüzde en çok dikkat çeken noktalardan biri. Nedir güneş hadisesi? Aslına baktığınız zaman şu an tepedeyiz ve bu tepede tam arkamda gördüğünüz delikten 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yani ekinoks zamanı yansıyan ışık şehrin merkezindeki, Tillo'nun merkezindeki türbeye gidiyor ve o türbede de İsmail Fakirullah'ın başına vuruyor. Bu çok özel bir sistem. Bunu yapmak için İbrahim Hakkı Hazretleri yaklaşık 3 yıl boyunca hem buradan hem de şehirden sürekli ölçümler yapmış, detaylar almış ve bununla ilgili çalışmayı yürütmüş. 3 yılın sonunda da bunu gerçekleştirmiş. Ekinoks nedir diye merak edecek olursanız, çoğunuz biliyordur belki ama güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği zaman yılda iki kez oluyor. 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de ve işte tam o tarihlerde de bu güneş hadisesi Tillo'da gerçekleşiyor. Kaledeyiz şu anda, yüksek bir noktadayız. O ilk güneşin vurduğu yerdeyiz ama hemen şehre geçelim ve isterseniz türbeyi de sizlere tanıtalım. Siirt'te Evliyalar Diyarı Tillo'dayız. Burada çok sayıda türbe var. Onların içinde belki de en önemlilerinden birindeyiz. Şakir Özmaz'ı ile birlikteyiz. O anlatacak bize burayı. Ama burada kimler var? Öncelikle onu söylemek gerekiyor belki de. Burada İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı'nın türbesi var. Evet. Aslına baktığınız zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir türbe burası. Neden öyle? Onu anlatacağız ama öncelikle şunu sorayım. İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri kimdir? İsmail Fakirullah Hazretleri bir din alimidir. Kendileri Medine'den buraya göç etmişler. İlmi yaymak adına
Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın amcasının Abbas, Hazreti Abbas'ın soyundan gelmektedirler. Bunlar bu bölgeye müderrislik olarak ilmi yaymak adına tasavvuf kültürüyle beraber hem dini hem ilmi birleştirerek burada bu bölgede 6 tane medrese, ki bugünkü tabiriyle üniversitenin baş müderrisliğini yapmış. O dönemki tabiriyle bugünkü dönem itibariyle rektörlüğünü yapmıştı. Evet. Ve çok talebe yetişmiştir. Orijinal İslam dediğimiz İslam'ı muhafaza ederek topluma yaymaya çalışmışlar. 1703'lü yıllarda Erzurum'un Hasankale ilçesinden amcasıyla beraber buraya talebe olmak üzere gelen İbrahim Hakkı Hazretleri var. İbrahim Hakkı Hazretleri talebe olarak kendisi yanında tedrisat görmeye başlarken o tedrisatının verdiği ilim ve bilimle beraber bir hocasına bir vefa borcu olarak bir güneş hadisesi düzeneğini inşa etmeye çalışıyor. Ve bunun için Kalatül Üstad denen Kuşbakçı 3 kilometre ötedeki kaleye giderek her gün gidip gelerek 3 yıl içerisinde bir düzenek oluşturur. Tabi matematiksel hesaplar, astronomi, gökyüzü bilimiyle beraber birleştirerek ekinoks tarihleri olan 21 Mart ve 23 Eylül'de o tarihlerde Tilo'ya doğan güneş üstadının baş ucunu aydınlatmaktadır. Bu senede iki defa gerçekleşiyor. Senede iki defa gerçekleşiyor. Evet. Zaten az önce de o kalede ilk güneşin vurduğu noktadaydık. Evet. Oradan buraya geldik. Evet. Şimdi şöyle söylemek lazım. Bir de sözü var. Hani o güneş benim ustamın baş ucuna değmeyecekse ne anlayayım ben o güneşten gibi bir sözü de var. Evet. Onun üzerine ama bunu yapmak için tabii ki çok yüksek bir astronomi bilgisi gerekiyor. Yani fenli ve dini ilimler burada ikisi bir arada gitmiş demek ki. Evet. 257 yıl önce bu güneş hadisesini oluştururken hocasına bir vefa borcu olarak işte ekinoks tarihleri dediğimiz 21 Mart ve 23 Eylül'de Botan nehrinden yükselen güneş o deminki o kaleden o taşsız bir duvarın penceresinden yansıyan güneş önce türbenin kulesine kuleden prizmayla kırılarak güneşin başucunu aydınlatmasını sağlıyor. Ve genelde de bir tabir kullanıyor. Tilo'da aşk başa düşer. İki gün itibariyle. Tabii bu hadise 60'lı yıllarda cask bir malzemeden inşa edilen türbe yıkılıp yeni inşa edilirken o düzenek bozuluyor. 2011 yılında dönemin valisi TÜBİTAK'tan bilim adamlarını davet ederek hesaplamaları gece geç saatlere kalarak lazer ışıklarıyla hesap kitap ettiler. En son yansıyan güneş hadisesinin yansıdığı pencerenin yanlış açıldığını, sağ tarafta takriben 75 santim sağında bir pencere açılarak bu hadise tekrar işler hale gelmektedir. Siirt'in yöresel lezzetlerinin tadına bakmak için şu anda harika bir sofranın karşısındayız. Nurten Temiz'le birlikteyiz. Bu güzel sofrayı o ve buradaki hanımlar hazırladı bizim için. Evet. Öncelikle şundan bahsedelim. Biz neredeyiz şu anda? Siirt Aile Destek Merkezi'ndesiniz. Öncelikle Beyazkent 3 Dilli kardeş şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aile Destek Merkezi'mizde kadınlarımıza aşçılıktan unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerimizi öğretiyoruz. Okuma yazma öğretiyoruz. Oyun odası, bağlama, dev ve benzeri sosyal etkinliklerin yürütüldüğü valiliğimizin desteklediği bir proje merkezidi. Bu güzel sofrayı da buradaki hanımlar hazırladı. Buradaki kadınlarımız hazırladı el yemeği, göz nuru. Peki neler var başlayacak olursak? Siirt'in 4 önemli yöresel lezzeti var burada. Evet. Öncelikle bir çorba, ıspanak çorbasına benzettim ben. Ispanak çorbasıdır. Diğer şehirlerde farkı bizim sumağımız var, ekşi. Biz onunla ıslak pırtık ediyoruz. İçinde pirinç var, sumağımız var, soğanımız var, ıspanak var. Ve tabii ki olmazsa olmazı yine bölgenin. Evet, perde pilavımız var. Perde pilavımız genelde burada düğün yemeği olarak yaparız. Evet, sadece özel günlerde mi yapılıyor? Normal. Hayır. Özel misafirlerimize yaparız. Çünkü çok zor, evet, zor bir yemeğimiz. Eskiden keklik etinden yapılırdı. Ve geldik içli köfteye. İçli köfte.
İçli köftemiz genelde burada iki çeşitli var. Bir kitel dediğimiz çiğ etten yapılan, bir de kavrulmuş kıymadan yapılan. Bizim diğer illerden özelliği uzay mekiği gibi yapılır. Daireler şeklinde ve biz sonradan hafiftir çünkü yağda kızartmayız. Sudan haşlandıktan sonra sıcak servis ederiz. Aynı UFO'ya benziyorlar zaten. Yani bunu alıp şöyle yukarıda falan hani vardı ya Cem Yılmaz'ın filminde çektiğiniz zaman UFO gibi de gözükebilir şöyle uzaya doğru tutarsanız. Lezzetine bakacağız ve mumbar dolması. İnce koyun bağırsağından alıp bir geceden temizliyoruz, suda bekletiyoruz. Ertesi gün tekrar sirkeli suda bekletiyoruz. Ondan sonra pirincimiz, karabiberimiz, kuşbaşı etimizle dolduruyoruz. Sonra düdüklü de haşlıyoruz. Evet, Siirt'te gerçekten çok lezzetli sofralar kuruluyor. Bu şu sofradan anlayabiliyoruz zaten. Ama ben şimdi bildiğiniz yerden sordum. Belki de bilmediğiniz, belki de bildiğiniz yerden bir soru daha gelecek. Futbol. Futbol. Siirt'te bir dönem Süper Lig'de oynayan bir takım vardı. Evet. Şimdi 3. ligdeler. Evet. Nerede görmek istersiniz takımı? Tabii ki 1. ligde görmek isterim. Neden ilgileniyorum? Bayanlar genelde hiç ilgilenmiyor zannediyorlar ama bizim için çok önemli. Biz artık terörün anılmadığı, gençlerimizin futbolla oynadığı, liglerde birinciliğe koşan, kupaları alan gençlerimizle anılmak istiyoruz. Ve anneler, ablalar, büyükler olarak gençlerimizi destekliyoruz. İnşallah 1. ligde olacağız. Tillo Evdiyarlar Diyarı demiştik. Yine çok önemli, çok bilinen bir türbedeyiz. Sultan Memduh Türbesi. Aslında adı Mahmut ve burada Tillo'da dünyaya gelmiş. İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunu, İbrahim Hakkı Hazretlerinin ise öğrencisi olarak Tillo'da tasavvuf eğitimine başlamış. Burada pek çok din aliminin eğitim verdiği medreselerde o da eğitim görmüş ve kısa süre içerisinde İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından kendisine Memduh yani övülmüş lakabının verileceği kendisine söylenmiş. İlim, irfan ve irşadı sayesinde ünü buradan tüm dünyaya yayılmış. Kendisini görmek isteyenler Tillo'ya akın etmişler ve burada ortaya koyduğu eserler özellikle büyük dikkat çekmiş ve insanlar onu görmek için Tillo'ya gelmişler. 47 bin beyitten oluşan bir divanı var. Bugün bile değer biçilemeyen bir eser bu. Arapça, Farsça ve Türkçe olarak yazılmış 47 bin beyitten oluşan bir divan. Hayatı boyunca Tillo'da öğrendiği ilim ve irfanı bir sonraki nesle aktarmaya çalışmış. Sonrasında da bu türbeyi oğlu için yaptırmış aslında ama kendisi de vefat ettikten sonra o da bu türbeye defnedilmiş. Tillo'ya geldiğiniz zaman burada çok sayıda türbe var. Belki onların içerisinde görmeniz gereken en önemli yerlerden biri bu Sultan Memduh Türbesi ve Camii. Siirt'te Tillo'da eski bir konağın önündeyiz. Burası Şeyh Nasreddin Konağı. Eski Siirt konaklarından günümüze pek az örnek ulaşmış durumda. Burası restore edilmiş ve günümüze kadar gelmiş. Şeyh Nasreddin son Osmanlı Meclisi Mebusan'ın üyelerinden biri. Siirt'in de
Tillo'nun da o dönem önde gelenlerinden biri ve bu konağı yaptırmış. Dediğim gibi restore edilmiş ama kapısı tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle günümüze kadar ulaşmış. Özellikle buradaki taş işçiliği çok dikkat çekiyor. O dönemki yapıların pek çoğunda olduğu gibi bir taç kapı var ve taç kapıdaki taş işçiliği ve ahşap işçiliği özellikle dikkat çekiyor. Siirt'teki en önemli doğal güzelliklerden biri hiç şüphesiz Botan Kanyonu. Botan çayı akıyor hemen aşağıda ve muhteşem bir kanyon var. Zamanla oluşan yağmur suyunun ve taşkınların oluşturduğu kaya şekilleri buradan izlenmeye değer. Biz de en güzel noktasındayız zaten şu an bu terastan. Bütün Botan Kanyonu'nu görebiliyoruz. Dediğim gibi burası zamanında aslında İpek Yolu'nun bir parçasıydı, önemli bir parçasıydı. Ve aşağıda geçilen yollar vardı ama zamanla tabii o yollarda kalmadı. Hem yağmur suyunun getirdiği hem de Botan çayının getirdiği tahribat nedeniyle şu an gözükmüyorlar ama çok sayıda mağara var burada. O mağaraların içine girdiğimiz zaman bir dönem orada bazı uygarlıkların yaşadığını ve konaklama imkanı olduğunu da görebiliyorsunuz. Çünkü mağaraların içinde insan eliyle yapıldığı belli olan noktalar var. Bu da orada bazı insanların yaşadığını gösteriyor bize. Araştırmalara göre Sümerler, Persler bir dönem burada hüküm sürmüşler ve bu kanyonu da kullanmışlar, burada yaşamışlar. Şimdi ise turistik amaçla kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında buraya gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Tesisler de var. Burada gelip muhteşem bir manzarada çayınızı kahvenizi de içebiliyorsunuz. Ayrıca bu teraslardan da bu güzelliği seyredebiliyorsunuz. Türkiye'de pek çok kanyon gezdik, pek çok yer gezdik. Gördüğüm en görkemli olanlardan biri. Yükseklik olarak da çok yüksek. 350 metre burası ve ilk geldiğinizde aşağı baktığınızda yüksekliği tam algılayamıyorsunuz ama ağaçları gördüğünüz zaman, bir orantılama yaptığınız zaman buranın ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Şunu hemen söyleyelim, Botan Çayı'na girilmiyor. Ona sakın girmeyin, çok tehlikeli ve burada da bu korkuların dışına çıkmayı, fotoğraf çekmek için çıkmayı denemeyin çünkü birkaç kazada yaşanmış. Yine buradaki önemli bir nokta da delikli taş. Zamanla yağmur suyunun kireç taşını ortadan kaldırmasıyla orada bir delik oluşmuş ve onun içerisine baktığınız zaman yukarıdan yine Botan Çayı'nı çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. O da ilgi çeken noktalardan biri. Siirt'in en güzel doğal yerlerinden biri ve buraya geldiğiniz zaman Botan Vadisi'ni, Botan Kanyonu'nu ve çayı tüm güzelliğiyle bu tepeden izleyebilirsiniz. Siirt'in iki önemli yerel lezzetini tanımak için geldik. Biri Siirt fıstığı, diğeri de pervari balığı. Siirt fıstığından başlayalım. Kenan Özalp yanımızda, ondan bilgi alacağız. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Aslında Siirt fıstığını herkes biliyor. Fıstık sevenlerin ilk tercihi diyebiliriz. Daha da doğrusu benim ilk tercihim. Çünkü yemesi gerçekten çok farklı. Peki Siirt fıstığını bu kadar farklı yapan nedir Kenan Bey? 8. ayın sonları, 9. ayın başı. Mahsulüne başlıyoruz. Bunu fabrikaya gönderiyoruz. Tek tek seçiliyor bunlar. Ana çatlak bir yana gidiyor. Çatlamayanlar başka bir yere gidiyor. Bunlar ağaçta mı çatlıyor? Tabii bunlar ağacında çatlıyor. Ağacında ana çatlak dediğimiz budur. Evet. Kavruluyor, geliyor. Müşterimize
takdim ediyoruz. Bu rengi almasının sebebi? Rengi almasının sebebi sumaktır. Hmm. Bir gün sumak salamurasında duruyor, bu rengi alıyor, ondan sonra kavurmaya gidiyor. Kavurmada da bu rengi alıyor. Nerelere gönderiyorsunuz? Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Hatta yurt dışına bile gidiyor sirt fıstığı. Evet, şimdi dedik ki bu ana çatlak, yani ağaçta çatlıyor. Evet. Bunun içinde kesinlikle kapalı olmaz yani. Olmaz. Peki bir de burada iki değişik fıstık türü var. Onları da anlatalım. Bunları da anlatalım efendim. Şöyle. Şunlar pense çatlak. Piyasada bunun çok değeri yoktur. Yani diğer ana çatlağa göre sirt fıstığı 120 liraya satılıyorsa bunun kilosu 70-80 liradır. Penseyle çatlatılmış sonradan. Benzemez yani, tadı da benzemez. Sonradan çatlatılıyor. Tabii. Şunu da anlatayım. Daha beyaz olan bu. Bu da işlem görmemiş fıstıktır. Dalından alındığı gibidir. Sadece üstteki kabuk alınmış. Bu da ana çatlaktır. Bu da ana çatlak ama sumakla salamura edilmemiş. Yok, edilmemiş kesinlikle. Bunu kimler yiyor? Bunları da tansiyon hastaları yiyiz. Tansiyon hastaları. Aynen. Pervari balı. Pervari balı. Ben duydum ki kilosu da çok pahalıymış bunu. Bunun kilosu şu anda 300 lira efendim. Niye 300 lira? Balın özelliği ne? 1001 çeşit çiçekten geliyor bu. Hmm. Poleni olsun, propolisi olsun, her şeyi içindedir. Özellikle siyah balı tavsiye ederiz. Hmm. Peki ne için tercih ediliyor bu? Hani çocuklara, bebeklere rahat yedirilebilir mi? Tabii kesinlikle. Hiçbir katkı maddesi yok. Arının kendi ördüğü petektir. Peki yani bal konusunda biraz doğrusunu söylemek gerekirse tereddütleri var insanların. Gerçek bala ulaşmakta da zorlanıyorlar. Haklılar. Nasıl anlarlar gerçek bal olduğunu? Gerçek bal yani tadından belli eder zaten kendini. Hmm. Yani şekerle mekerle hiçbir alakası olmayan bal başkadır. Anladım. Bu da çok faydalı. Biraz pahalı ama hak ediyor diyorsunuz. Yani. Hak ediyor. Peki. Evet efendim. Futbola gelelim. Siirt bir dönem Süper Lig'de takımı olan bir şehir. Gene istiyoruz. Yine istiyorsunuz. Aynen. Peki şu andaki takım Siirt İl Özel İdare ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi sonsuza kadar arkasındayız. Başarıların devamını dileriz inşallah. Nereye kadar çıkabilir sizce? Süper Lig'i herkes ister. Siirt'te bıttım sabununun nasıl yapıldığını öğrenmek için Mithat Apar'ın yanındayız. Son dönemde çok popüler bir sabun bıttım ve herkes ona ulaşmaya çalışıyor. Ama türlü türlü çeşitleri de var. Bütün bilgiyi Mithat Bey'den alacağız şimdi. Merhabalar. Merhaba Barbaros Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle bıttım nedir? Nasıl yapılır? Nereden çıkar? Onu bir anlatır mısınız bize? Bıttım bizim bu bölgenin yetişen bir meyvesidir. Ve biz bu meyveden, bu bıtımdan sabun elde ediyoruz. Bunlar güzelce kazanlara getirilip, bunlar ezildikten sonra kazanlara dökülüyor ve güzelce bir kaynamadan geçiyor. Bunlar belli bir kaynamadan geçtikten sonra bunların sabun mayasıyla, karışımıyla belli kalıplara döküp ve bunlardan biz sabun yapıyoruz. Peki menengiç dediğimiz, yani meyve şu değil mi? Elin. Bu menengiç, bıtım. Şimdi bizim bu bölgede biz buna bıtım diyoruz. Hı. Ama farklı illerde farklı isimlerle hitap edilen var. Olay bundan oluyor yani. Bundan oluyor. Evet. Bundan oluyor ve aslına bakarsanız bu da galiba aşılarsanız bu sonra fıstık oluyor. Aynen, bu şu an fıstığın, siirt fıstığının ana kaynağı budur. Hı. Ki bu ağaçtayken aşılandığı vakit bunlar siirt fıstığına dönüşüyor. Peki aslında bu sabun köylerde ve evlerde kendileri yaptıkları bir sabun değil mi? Doğrudur. Bu yöresel bir sabun aslında. Köylerde hala yapılıyor değil mi? Evet. Kendilerine yetecek kadar yapıyorlar. Yapıyorlar. Ailece diyor ki bireysel olarak ben kendime bir aylık ve iki aylık sabun yapıyorum. Hmm. Ki kendisi ve çocuklarına bile kullanılıyor bu peki şu an elimde aslında en yüksek bıttım oranı olan sabunu tutuyorum. Aynen öyle. Oranları değişiyor mu renkleri? Değişiyor. Hepsi değişmekte. Bizde 10 çeşit bıtım sabunu var. Hmm. Bunlar neye göre değişmektedir? Genellikle ya oranlarının kalitelerine göre değişmektedir. Yani örneğin ya oranı düştükçe kalitesi de düşüyor. Ya oranı arttıkça faydası özelliği de malum fiyatı da yansıtmak zorunda kalıyoruz ki artıyor. Bu en pahalı olan. En pahalı olan sabunumuz bu. Ama en çok yağ oranı. En fazla yağ oranı. Çünkü artık bu sabun, şöyle diyeyim, bu kalitedeki sabun banyo sabunundan çok artık insanlar tedavi amaçlı kullanıyor bu sabunu. Peki piyasada çok fazla bıttım var. Şimdi evet. Can alıcı soru bu. Evet.
ve çok ucuzu da var, çok pahalısı da var. Evet. Neye göre insanlar anlayacaklar İsa bunu? Güvenilir bir yerden alması lazım. İyi bir yerden. Yoksa her taraf batım sabun dediniz mi yeşil akla gelir. Evet. Bugün günümüzde eski çuval yeşil sabunlar vardı mesela. Onlar bile şu an getirilip batım diye satılmaktadır. Orijinal de bu renk mi? Orijinal yeşille sarımtırak bir renk. Arası oluyor. Ki, aynen öyle. Ki bu eskidikçe, kurudukça bu kendi şeklini almaya başlıyor. Rengi daha da açmaya başlıyor. Biraz beyazımsı renkler atmaya başlıyor. Ki nitekim bunu kullanıcı dediğim gibi yerinden aldığı vakit gerçekten hem faydasını da görecek hem sabunun iyisini de alacak. Son olarak bıttım sabununun merkezi Siirt'tir diyebilir miyiz? Siirt'tir. Ana merkezi Siirt'tir. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burak Siirtliyim. Doğma büyümede burada doğdum, burada büyüdüm. Fanatik bir Siirtspor hayranıyız. Bütün maçlara gideriz. Kaçırdığım maç hatırlamam. Ufak çocukluğumdan beri Süper Lig görmüş bir memleketimiz var, bir takımımız var. Üçüncü liglere kadar düşecek bir kötü takımımız yok yani. Buradan büyük iş adamlarına sesleniyorum. Siirtli iş adamlarına sesleniyorum. Siirtspor sahipsiz değildir. Biz elimizden geldiği kadar Siirtspor'a destek çıkmaya çalışıyoruz kendi çabamızda. Lütfen hepinizi buna davet ediyorum. Siirtspor'a sahip çıkalım. Siirtspor'umuzu seviyoruz, hani takip ediyoruz. Süper Lig görmüş bir il olarak Siirt takımımız şu anda 3. ligde mücadele ediyor. Yani başarılı olmasını istiyoruz. Siirt halkının da sahip çıkmasını istiyoruz. Büyüklerimizin de bir şekilde bizi görmelerini istiyoruz. Haksızlık istemiyoruz. Yani Siirt sporumuza sahip çıkalım. Siirt sporu seviyoruz. Her şey spor için. Bir taraftan olarak biz her gün maçlara geliyoruz. Bir tane maçı kaçırmıyoruz. Buradan iş adamlarımıza sesleniyoruz. Allah'ın izniyle Siirt birinciye çıkacak. Yeter ki iş adamlarımız desteklesin. Siirt'in en önemli sembol yapılarından biri olan Ulu Cami'nin önündeyiz. Yapım yılı tam olarak bilinmiyor ama Irak Selçuklu hükümdarı Mugusseddin Mahmud tarafından önemli bir restorasyon geçirdiği ve günümüze yakın bir hal aldığı biliniyor. Osmanlı döneminde ise buradaki medrese kısmı yıktırılmış ve oraya küçük bir mescit yapılmış. Günümüze kadar da ulaşan bölümünde aslında pek çok restorasyon geçirmiş buradaki Siirt'teki Ulu Cami. En önemli özelliği belki de minaresi. Şehrin de sembolü olarak görünüyor aslında bu minare. Bir dikdörtgen prizma üzerindeki yuvarlak minare. Dediğim gibi pek çok kez restorasyon geçirdi. Yakın zamanda şu anki halini aldı. Çinilerle bezeli bir minare ve o çiniler bu yakın zamandaki restorasyonda tekrar düzenlendi. Bazıları boyandı, yerlerine tuğlalar yerleştirildi ve günümüzdeki bu güzel hali aldı. Caminin bir başka özelliği buradaki minber, içindeki cevizden yapılma minber şu anda Ankara'da Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Ve yine baktığımız zaman buradaki işlemelerin, buradaki süslemelerin de Selçuklu döneminin özelliklerini taşıdığını görüyoruz. Ve tabii ki saat kulesi. Aslında burada bir saat kulesi de varmış camiyle birlikte. Ama o saat kulesi zamanla yıkılmış ve harap haldeymiş. Şu anda da zaten herhangi bir eser kalmamış ondan. O saat
Daha sonra 74-75'teki restorasyon sırasında alınmış buradan. Şehrin meydanına bir saat kulesi yapılmış o dönemkine benzetilerek ve o saat çalışır halde oraya takılmış. Günümüzde ise çalışmıyor saat. Ulu Cami'ye geldiğiniz zaman özellikle minaresinden etkilenmemeniz mümkün değil. Ama şunu da söylemek lazım tabii. Yapılan restorasyonlarla minare şu an caminin biraz dışında kalmış durumda. Buraya geldiğinizde bu da mutlaka dikkatinizi çekecektir. Siirt'in meşhur büryan kebabının tadına bakmaya geldik. Murat Kayaert ile birlikteyiz. Murat Usta bize bu işin inceliklerini anlatacak. Siirt deyince ilk akla gelen yemek bu. Gerçekten burası büryanın ana merkezi, ana vatanı. Yani büryan denilince akla Siirt geliyor. Çünkü bu bir Arap yemeği, Arap kültürü ve büryanın da anlamı ise etin kızartılmış anlamını taşıyor. Yani etin kızartılmış anlamına büryan denilir. Nasıl yapılıyor peki? Bir de neresinden yapılıyor hayvan? Kuzu etinden yapılıyor. 6-7 aylık kuzular. Yani sütten kesilmiş kuzular. Kemikli ve kemiksiz kısmını ayırıyoruz. Kemikli kısmı işte kaburga, omurga kısımlarıdır. Bunları kazanda yapıyoruz. Geri kalan kemiksiz kısımlarını ise askılarda, çengelerde yapıyoruz yani. Yani bunun için özel bir fırın var. Tabii kuyumuz var. Kuyumuz 1 metre çapında, 3 metre derinliğinde, tamamen ateş tuğlasından örülü. Bunu gece 2'de, 1.30-2 arası. Tam işte, ben onu soracaktım, kaçta atıyorsunuz diye. Gece 1.30-2 arasında geliyoruz, dükkanlarımızı açıyoruz. Evet. Tandırın kıvamına bakıyoruz, etlerimizi asıp yıkıyoruz. Daha sonra kaburga, omurga kısımlarını bakır kazana bırakıyoruz. Öncelikle bakır kazanımızı tandıra daldırıyoruz. Daha sonra da çengelde, askıda astığımız etleri daldırıyoruz. Ve kapaktan, demirden bir kapağımız var. Onu da kapattıktan sonra her gün külden yapmış olduğumuz bir harcımız var. Her gün onunla sıvıyoruz. Hava almayacak bir şekilde. Kapağı kapattıktan sonra da işte yaklaşık olarak bir 300 derecelik bir ısı var tandırda. Evet. Bu ilk önce bizim etlerimizi kızartıyor. 70-80 dereceye kadar düşüyor. Hı. Bu sefer etlerimizi yumuşatıyor. Hı. Yumuşattıktan sonra yaklaşık olarak 2 saat sonra bunu sabah 4.30-5 arası sabah ezanından önce servise sunuyoruz bunu. Sabah çok gelen oluyor mu o saatte? Tabii ya, bu bir kültürdür yani. Yaklaşık 2 asırdan beridir Siirt'te büryan yapılıyor. Biz 4. nesil olarak Bahattin Erçelik'le beraber burayı işletmekteyiz ve yapmaktayız. 3 farklı çeşit var galiba onlardan. Evet, işte büryan dediğimiz kemiksiz kısmı oluyor. Evet, bu kemiksiz. Bu da kemikli büryanımız, kaburga kısmı. Bu da omurga kısmı. İşte bize gelen müşterinin tercihine göre, isteğine göre biz yani o eti aldık, astık, yaptık, pişirdik. Bunda farklı sunumları var yani sunuşları var. Yağsızla beraber en tercih edilen yemektir yani. En tercih edilen bu, altına da özel kendi yaptığınız sıcak pide. Tabii sıcak pidelerimizi de kendimiz çıkarıyoruz. Onları da işte servise sunmadan önce pidelerimize doğruyoruz, tartıyoruz tabi. Büryan kebabımızı tartarak veriyoruz, hak geçmesin diye. Ondan sonra 3-5 dakika da fırına veriyoruz, kara fırına. Kara evet. Fırından sonra da öylece servise sunuyoruz yani. Evet, çok da lezzetli gözüküyor. Herkesin de çok sevdiği bir lezzet zaten. Evet. Burası doluyor taşıyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Aynen. Ben de artık şunu, pidesini şöyle ayırıp yemeye başlıyorum. Değil mi usta? Usulü bu. Usulü bu, aynen öyle. Elle yenilmesidir. Usulü bu. Ben de böyle yiyeceğim. Yani bunda hiçbir katkı madde yok. Bir de 2003 yılında patent endüstrisi tarafında patent alınan bir yemek kebabımızdır, büryan kebabı. Bu bölgenin kahvaltısı diyebilir miyiz?
bu bölgenin değil de yani Türkiye'nin artık şu anda kendisine bir yer almıştır büryan kebabı. Siirt'te futbol çok önemli bir yer tutuyor. Bir dönem Süper Lig'de oynayan takım da vardı aslında burada. Hem o takımı hem Siirt'teki futbolun geçmişini burada hem futbol oynamış hem de teknik adamlık yapmış Yaşar Erten'le konuşacağız. Öncelikle tabii şunu soralım. Siirt futbol geçmişi olan bir yer. Süper Lig'de de mücadele ettiği dönemi herkes hatırlıyor. Siz futbolculuk döneminizde de burada oynadınız. Sonra teknik adamlıkta da görev yaptınız. Nasıl tanımlarsınız Siirt'teki futbolu? Siirt halkı futbola çok yakın. Çok yetenekli, çok ciddi bir potansiyel var. Ama tabii bu bizim yaşadığımız dönem içerisinde daha aktifti. Sizin futbolculuk döneminizde nasıldı? Takımın büyük bölümü Siirt'ti miydi? Birkaç sezon %90'ın üstünde Siirtli olduğu yıllar oldu. Ama daha önceki yıllarda, ilk çıktığımız yıllarda öyle değil yani. Ağırlıklı dışarıdandı ama en azından takımın yarısı gene Siirtliydi. Zaten yani, başarı da oradan geliyor. Burada yetişen belli bir altyapı var. Müthiş, müthiş vardı. O zaman vardı. Evet. Burada uzun yıllar biz top oynadık. Ben, bütün Siirtli arkadaşlar falan büyük özveriyle hepimiz önce parayı düşünmeden sadece takımımızı düşündüğümüz bir ortamdı. Ve 12-13 sene bu takımı çok cüzi paralarla mesela bir ikinci ligde tuttuk. Ama maalesef şu anda daha fazla para var, daha fazla imkanlar var. Her şey var ama başarı yok. İşte Siirt'in de hali evet. Şu anda üçüncü ligde. Evet, Siirt'in şimdiki İl Özel İdare'yi konuşalım ama ben o dönemi merak ediyorum. O futbolcular, Tanju'lar, evet. Sergenler buraya geldiği zaman burada neler yaşandı? Var mı böyle aklınıza kalan ilginç bir şey? Şimdi önce Tanju geldi tabii. Tabii. Önce Tanju geldi, biz o sene düşmüştük. O zaman da ben ve Murat vardı, Tanju'nun kayınçosu. İkimiz ona yardımcılık yaptık. Bu bölgede Tanju hakikaten de bayağı da sevildi. O da ilgileniyordu yani takımlara yardımcı olma konusunda. Tabii bizim para sıkıntımız da yoktu o zaman. Yani bütün takımlara forma olsun, eşofman olsun falan öyle her gittiğimiz yerde bir katkısı oluyordu. Güzel bir görev yaptı. Şimdiki duruma gelelim. Üçüncü ligde takım. Daha üst liglere çıkmasını ister misiniz? Nerede olmasını istersiniz? Bizim şu anki başkanımız, özel idare müdürümüz muhteşem, belki Türkiye'de sayılı tesislerden bir tanesini hayata geçirdi. Bu konuda kendisine de müteşekkiriz. Evet. Bundan sonra Siirt Spor'un önü daha açık gibi gözüküyor. Çünkü tesis olduktan sonra bana sorarsanız şampiyonluk mu, tesis mi, ben önce tesis derim. Bir gün Süper Lig'de olur mu tekrar? Bence Siirt'e, şimdi Süper Lig orada tutulmak çok zor. Ha, Siirt şu anda çıksa, doğru yönetilse potansiyel açısından da yani milletin alakası, sevgisi falan müthiş. Bence olsa neden olmasın, çok evet. Da seviniriz. Siirt'te Veysel Karani Hazretleri'nin türbesi önündeyiz. Aynı zamanda cami de var burada tabii türbeyle birlikte. Ali Karagöz'le birlikteyiz. Ondan alacağız bilgileri. Öncelikle Veysel Karani kimdir? Bilmeyenlere anlatmak gerekirse nasıl anlatırız? Yemen'in Karen köyünde dünyaya gelmiş bir kimse. Annesiyle birlikte yaşıyor. 4 yaşlarındayken babasını kaybediyor. Ve o dönemin şartlarında deve çobanlığı yaparak hayatını devam ettiren bir kimse. Tek bir yaratıcı fikrine
iman eden bir kimse olduğu için Hazreti Peygamber'in tebliğinden haberdar olunca hiç şüphesiz bir şekilde tabii ki Hazreti Peygamber'e iman etmiştir. Veysel Karani Hazretleri bir dönem sonra Peygamber Efendimiz'i her Müslüman gibi ziyaret etme isteğinde bulunuyor ve bunu annesine söylüyor. Veysel Karani Hazretleri yollara düşüyor. Medine'ye vardığında Peygamber Efendimiz o dönem Tebük seferinde. Ancak Veysel Karani Hazretleri dediğimiz gibi annesinden de şartlı olarak izin almış. Hazreti Ayşe validemize durumu anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e sevgi ve hürmetlerini iletmesini isteyip oradan ayrılmak durumunda kalıyor. Hazreti Peygamber Tebük seferi dönüşünde bu evde diyor rahmani kokular hissediyorum. Ben yokken buraya diyor hangi Allah dostu geldi? Üveys isminde bir zat Yemen'in Karen köyünden buraya geldi diyor Hazreti Ayşe validemiz. Ya Ayşe sen o zatı gördün mü diyor. Ya Resulallah sağ gözümün ucuyla ben o zatı gördüm. Öyleyse diyor ben de diyor senin gözlerine bakayım. Ve Hazreti Ayşe validemizin gözlerine bakıp oradan ayrılıp Mescid-i Nebevi'ye gidip ashab-ı kirama diyor ki ey ashabım ben diyor öyle mübarek bir zatı gören gözleri görmüşüm ki gelin siz de benim gözlerime bakın diyerek ashabına teşvikte bulunuyor. Evet, hırka ile ilgili olan hikayeyi de alabilir miyiz sizden? Peygamber Efendimiz vefatından önce Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'ye arkamda bulunan hırkayı vefatından sonra Üveys'e kardeşime götürün diye vasiyette bulunuyor. Peygamber Efendimizin vefatından sonra tabii ki bu vasiyet yerine getirilecek. Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'yi görevlendirerek Yemen'e gönderiyor. Orada Veysel Karani Hazretleri bulunuyor ve Peygamber Efendimizin de emaneti kendisine orada teslim etmiş bulunuyor. O emanet şu an İstanbul'da. Evet, Topkapı Sarayı'nda, sergileniyor şu anda. Bir de dünyada 3 farklı yerde Veysel Karani Hazretleri'nin türbesinin olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz Veysel Karani Hazretleri 657 yılında Sıffın Savaşı'nda şehit olmuş ve şehadetinin ardından cenazeyi teslim almak için farklı heyetler cenaze teslimi için gidiyorlar. Hazreti Ali Efendimiz herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için gelen 3 heyete de cenaze teslimlerini yapılıyor ve Veysel Karani Hazretleri'nin sureti hepsine de görüldü ve bir karışıklığa mahal verilmeden o heyetlerin oradan ayrıldığı söyleniyor. Bu yerler Yemen'de, Şam'da ve Bitlis'ten bir heyetin gittiği söyleniyor. Bitlis'ten gelen heyet de buraya defini yapılıyor. Ve her yıl burayı on binlerce, tabii yüz binlerce ki, kişi ki ziyaret ediyor. Günde 5000-6000 civarında ziyaretçi şu anda halihazırda geliyor yani. Siirt İl Özel İdare Kulübü Başkanı Hıfzullah Canpolat'la birlikteyiz. Şehri konuşacağız, burada yapılan yatırımları konuşacağız kendisiyle. Öncelikle tabii ki geldiğimiz zaman bu tesisi gördük. Yeni yapılmış bir tesis. Evet. Ve bu tesis de takıma çok şey kazandırmış gibi gözüküyor. Biraz bahseder misiniz? Tesisle ilgili bilgi verebilir misiniz başkan? Evet. Biz bu takımı aldıktan sonraki süreçte baktık ki olmazsa olmazlardan bir tanesi tesis olduğunu gördük. Ve teslimleşme adına şimdiki Denizli Valimiz Ali Fuat Atik ile birlikte bunun kararını verdik. Ve burada gördüğünüz gibi çok bölgede hatta belki birçok kulübün hayal ettiği bir tesise kavuşturduk. Tesisimizi yaptık. Baktığınız gibi gördüğünüz gibi tesisimiz hem sosyal bir tesis hem de spor tesisi. Özellikle buradaki çocuk ve gençlerimiz için önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı özellikle kötü alışkanlıklardan, kötü niyetli insanların elinden kurtarma adına önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Tesiste ben önce sanıyorum takım çok büyük zorluklar çekiyormuş konaklama anlamında da. Şimdi hepsi burada konaklıyorlar. Evet, şükürler olsun şu anda hepsi burada. Bunun yanında altyapımız da var. Evet. Altyapıda değişik yaşlarda 125 tane çocuğumuz var.
Zaten buradaki hedefimiz de bundan sonraki süreçte Allah o fırsatı verirse bizlere, biz çocuklarımızla, Siirtli çocuklarımızla, bölge çocuklarıyla biz ikinciliğe, PTT birinciliğe Allah kısmet ederse, büyüklerimiz, iş adamlarımız bizlere sahiplenirlerse süperliğe kadar çıkmamak için herhangi bir engelimiz yok şimdi doğrusu, ama bizim desteğe ihtiyacımız var. Evet, o destek kısmında aslında buradan da bir çağrı belki yapılabilir. Evet. Çünkü Siirt'in ileri gelenleri çok fazla ama görüyoruz ki takıma çok fazla bir destek yok şu an. Yani maalesef istediğimiz düzeyde değil, özellikle destek vermesi gereken iş adamlarımız. Ben buradaki esnafa gidip takıma destek vermesi konusunda maddi anlamda bir talepte bulunursam işin doğrusu haksızlık olur diye düşünüyorum. Ama gerçekten sahiplenmesi gereken iş adamlarımız bizlere sahiplenirlerse ve bizlere güvenirlerse Allah'ın izniyle buradaki hem çocuk ve gençlerimize sahip olacağız, hem de takımı kendi çocuklarımızda inşallah dediğim gibi üst liglere taşımaya çalışacağız. Burada bir de altyapıda çok sayıda çocuk var dedik. U19 takımı da var sanıyorum şu an. Var. O da mücadele ediyor. O da mücadele ediyor. O da bu sene işte liglere katıldı. Tabii burada çocukların gelişimi önemli bizim açımızdan. Hani sonuç çok önemli değil. Daha ilk sefer katıldılar bu sene çocuklar. Kısa vadedeki hedef sanıyorum ligde kalıcı olmak. Evet. Sonra kademe kademe yükselmeyi mi düşünüyorsunuz? Yani takımın iskeletini Siirtli çocuklarla oluşturmak istiyorum. İnşallah bunu işte teknik heyetteki arkadaşlarımızla, bu işi bilen arkadaşlarımızla birlikte bunu planlamaya çalışıyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Hayalinizdeki o Süper Lig hayali sizce kaç yılda gerçekleşir burada? Maddiyat olursa Allah'ın izniyle 6 yılda çıkarız diye düşünüyorum. Siirt İl Özel İdare Teknik Direktörü Ramazan Silin'le birlikteyiz. Kendisi zaten futbolculuktan gelme, onun oynadığı dönemde Trabzonspor çok önemli başarılara da imza atmıştı. Şimdi teknik adamı olarak da uzun yıllardır görev yapıyor. Öncelikle hocam şunu sorayım. Siirt'e geldik, gezdik. Burayı bir futbol şehri olarak adlandırabilir miyiz? Bir futbol şehri midir Siirt? Siirt gerçekten futbolla yatan, futbolla kalkan bir şehir. Çok seviyorlar sporu. Halkın tek sosyal hayatı. Şu an baktığımız zaman burada hafta sonları tribünlerimiz doluyor. Maçı çok istiyorlar. Biliyorsunuz geçmişte de Süper Lig, PTT Lig oynamış bir şehrin takımı. Futbolu seven bir şehirdeyiz. Gerçekten çok mozaik bir yer. Peki öncelikle tabii bu sezon için hedefler ne diye soracağım. Sonra da uzun vadeli hedefleri soracağım. Tabii şu anki takımımızın durumu belli olduğu gibi alt sıralardayız. İnşallah ikinci yarıda yapacağımız takviyelerle öncelikle takımımızın ligde kalmasını sağlamlaştırıp bir sonraki projede, önümüzdeki sene de takımımızı bir üst lige çıkarmak için çaba sarf edeceğiz. Sayın Başkanımızla bu şekilde konuştuk. Bu şekilde de bize destek verdiğini ifade etti. Peki uzun vadede bir dönem mücadele ettiği Süper Lig'e kadar çıkabilir misiniz? Şöyle, o potansiyel var. Eğer dinamikler taşın altına elini sokarsa daha önce olduğu gibi olmaması için hiçbir sebep yok. Yani maddi açıdan mı? Tabii ekonomi. Yani futbolun en büyük özelliği ekonomi. Eğer futbolda ekonomi destekler görürsek, tribünlerde dolduğu zaman biz de doğru takım, doğru oyuncularla birlikte olursak olmaması için hiçbir sebep yok. Şehrin potansiyeli Süper Lig'i kaldırır mı yine? Daha önce kaldırdı. Hatta daha da gelişti. Daha da sosyal hayatları değişti. Her geçen günde yenileniyor. Bana göre kaldırabilecek potansiyeli de var. Burası tabii daha önce Süper Lig'i görmüş, hani futbolu seven bir şehir. İşte bu sene tabii biz biraz iyi gidemediğimiz için taraftara Siirt halkına istediği, özlediği futbolu izlettiremedik. Ama hani bundan sonrası daha iyi olur diye düşünüyorum. Güzel bir oluşum var burada. Hani güzel bir şehir, futbolu da seven bir şehir. Umarım tekrar hak ettiği yerlere gelecektir. Hani bu sene ligde tutunup sonradan seneye güzel bir oluşumla ikinci lig, sonra PTT, sonra Süper Lig'i yakalayabilecek potansiyel var burada. Yani takımın hedefi de, yönetimin hedefi de bu şu an.
Futbolun şehirlerinde bu hafta Siirt'teydik. Üç dilli şehir Siirt'i tüm ayrıntılarıyla size tanıtmaya çalıştık. Siirt deyince akla gelenleri bu programda bulabilecek, izleyebileceksiniz. Tabii ki futbolda Siirt'te çok önemli. Bir dönem Süper Lig'de mücadele etmiş Siirt. Şimdi 3. Lig'de ve tekrar 3. Lig'den yükselişe geçmeyi, üst ligleri hatta tekrar Süper Lig'i hedefliyor. Siirt'te gerçekten çok güzel iki gün geçirdik. Burası hem havasıyla, hem insanıyla, hem yemekleriyle, hem de kültürel ve tarihi değerleriyle mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir nokta. Anadolu'nun her köşesini geziyoruz futbolun şehirlerinde. Bakalım önümüzdeki hafta nerede olacağız? Bu haftalık Siirt'ten hepinize veda ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.